Merhaba. Merhaba. Çevre temizliği yapıyorum. Vallahi bravo. Hem hobi. Köpekleriniz de var. Köpeklerim değil, arkadaşlarım. Arkadaşlarınız. Köpek arkadaşlarım. Üzerime doğru gelince korktum biraz. Konuşabilirsin. İnsanlar köpeklerle konuşmayı nedense hiç düşünmez. Konuşabileceğini, anlaşabileceğini. Vallahi en sonuna doğru konuştum biraz. Heh. Baktım daha devamı geliyor. Aa, güzel. Arkadaş bu nedir ya? Nereye gidiyorsunuz ya? Bu elektrikli. Nasıl bir performans? Vallahi deneyin isterseniz. Gerçi burası düz ama yokuşlarda düz yol gibi. Yokuşlarda düz yol gibi. İşte Abdülvahap'a terlemeden şeysiz çıktım. Motosiklet gibi. Yani motosikletten biraz aşağıda. Yani hız düşük. Yoksa yani çekiş evet, tamam. Evet, evet, evet. Ama pedal çevirmeden gitmiyor. Evet, pedal çevirme gerektirmeden evet. Götürüyor yani. Bisiklet tarafı daha fazla. Gerçi burada fark edilmez ama yine de bir binmiş olay. Tabii tabii deneyin. Var. Tutayım mı ben onu? Durur mu ayakta? Ben desteklerim onu. Heh, tamam. Ne yapıyorsun? Bir siz pedal mı çevirince arkanızdan bir ittiriyormuş gibi olacak. Pedal çevirmek mi onu harekete geçiriyor? Evet. Ateşliyor yani. Evet, aynen öyle. Aa. Sensörü var burada. Hı. Pedal çevirmezseniz gaz vermez. Evet, bak. Pedal çevirmek gaz verme işini yapıyor. Şurada bak, arkada motor var. O büyük olan motor. Şu. Evet. Ha. O motor şimdi siz binince göreceksiniz. Arkadan bir ittiriyormuş gibi olacak. Ses? Duyacaksınız biraz. Ses ama diyorum. Motosiklet sesi gibi değil tabii. Vites? Zzz diye ses. Vitesler aynı, normal. Bisiklet gibi. Hem dokunabiliyorsun. Tabii tabii. Vites kullanıyorsun. Aynen. Ben 3'ü aldım, 5 kademesi var. He, 3'te kademesi. Deneyin. Eğer düz yol olduğu için zaten fark edeceksiniz şimdi. Sizi bir 5'le bir şey yapalım, roketleyelim. Hızlı. Hızlıya mı aldın? Hızlıya aldım. He. Bu 25'e kadar çıkar hızı. 25 kilometre. Evet. Bisikletin ortalama hızı. Hı hı. Şeye, arkadaşlara dikkat edin. Köpekler birden ittirir. Şey biraz farklıdır yani ilk binen için. Şu çantanı... Dursun hiç sorun değil. Siz binin bakalım. Kaç para bunlar? Bu 3000 liraya BİM'de satıldı. BİM'de? Hı hı. 4-5 bin lira civarı. Bu en düşük versiyonlarından. Bunun üç versiyonları menzili... mı var? Tabii var. 30-40 kilometre gidiyor bu. Pardon bir tutar. Sizinki mi? Bunun üst versiyonları da var. Bunun büyük tekerlekli olanı da var. Büyük pedaldan tekerlekli. Motorlusu da var. He? Çeşit çeşit. Pedaldan da... motorlusu var mesela. Pedaldan o daha farklı. Senin tecrüben var mı mesela? Hangisi daha randımanlı? Daha uzun ömürlü? Daha... Düz yollarda hiç gerek yok. Neye gerek yok? Üst versiyona mı? Yok. Düz yollarda elektrikli bisiklete gerek yok. Elektrikli yokuşta bisiklet. Lazım. Düz yolda kasıyor. Yani motoru kapatırım bir de öyle denersiniz şimdi. Hı. Göreceksiniz ittirmesi zor. Yo ben düşünmem de. He. Neden düşünmem? Ben bayağı yani çok uzun Türkiye birçok şehir falan yaptım. Gezdiniz. Yani çok uzun yollar yaptım. Hı-hı. Mesela bak şöyle bir yenilik hissettim. Bak bu bisikletime yaptırdım. Ama hı-hı, o zaman benim yani bunu yaptığım zaman sen... Ben 38 yaşında bisikletim olabildi. Hmm. Yani 88'de bisiklet 88'de ben 38 yaşındaydım. Hı hı. İlk bazı mı başladınız? He? İlk 38'de mi bindiniz? Çocuklukta? Yok bindim değil. Ha oldu. Bisikletim olabildi. Oldu. He, yani anladım. Çok kısa sürede rica minnet yalvar diyen bir arkadaşım varsa rica minnet yalvar ya bisiklete ben de bineyim. O da kısa binişlerim olmuştu ama hep bir bisikletim hasretim olmuştu. Yani bir bisikletim olsun. Avukatlık yaptım. Hı hı. Fatih'te. Pendik'te de bizim koşularımız oldu. Bir iki tane geldim. Duydun mu hiç orada koşuları? Yok pek. Ben aynı zamanda koşan biriyim. Koşuyorsunuz. Atletizm, maraton, yarı maraton. İyi ne güzel ya. Ya şahane. Spor sever biriyim. Yani. Duatlon, triatlon falan. Hepsi var. Şimdi mesela bizim zamanımızda
yani bisiklet teknolojisi o zaman. Şimdi çok gelişti. Bisikletliye bile hasrettik, yolda karşılaşmıyorduk hani. Şimdi ama şimdi maşallah görüyorum, uzun yol bisikletçi grubu var. Çok çok. Gördün mü sen o grubu? Farkında çok mısın? Var. İnternette de kanalları oluyor genelde YouTube'da. He, orada da yayınlıyorlar, aynı... takip ediyorum. Evet. Evet. Bir de bir uzun yol grup diye gir bak göreceksin. Hmm. Muhteşem sohbetler. Hı hı. Mesela yurt dışına gezen bayanlar. Hı, var var var. Gürkan doğru. Genç'i duydun mu? Duydum tabii. Mesela Gürkan Genç. Neydi? Demir Atlı mıydı? Demir Atlı. Ya onunla biz aynen. Fiziki olarak da tanıştık. Duydum. Şimdi merhaba merhaba. Mesela uzun şey tırmanış var ya. Hı hı. Sen nerelere gidiyorsun? Hangi yokuşları denedin? Burada bir tek Abdülvahap var zaten. Oraya çıktım sadece. Yok çok yer var. Sen oraya gittin öyle mi? Ha yani bu civarda var var. Ben şeye çıktım. Ben sana söyleyeceğim. Hı. Bu tüylü mü tüysüz mü? Buna arada bir şey galiba. He, bu tüylü yarı tüylü. Yarı tüylü mü bu? He. Tüylü bulamıyoruz artık hiç buralarda ya. Şeftali. Dayanmıyor onlar. Yumuşak veriyor ya. He, o yüzden mi yapmıyorlar artık? Pazara şey olmuyor. Gelmiyor. He, anladım. Hayırlı nereye işler. Sağ olasın. Burası burası. Ben Esmekli'de. İznikliyim ben de. Arkadaşlar İznik. Hadi. Sağ olasın. İşte bu işte. İşte bu, tebrik ederim. Yaşasın. Bravo. Bu hangisiydi? Bu efsane. Maşallah. Tahmin etmiştim oradakilerin elma, melek bir de şey olduğunu. Neydi? Onun ismi neydi unuttum. He? Onun ismi neydi unuttum. Kim? Beyaz olanı. Papatya. Ha. Bak, bak o, bak badem. Oradakini demiyor mu? Ya evde de var ha. Evin orada melek. Aa bro, evin oradakinin adı Melek, beyaz. Elmayı da tanımış, elma da var galiba. Elma, efsane, elma, asana. Ha, bunun adı atmaca. Ha, bak bir şey daha öğreteyim sana, bak. Yani hazır denk gelmişken, bak elektrikli bisiklet. Görmüş müydün? Gördüm. Aa ben yeni görüyorum ya. Gördüm. Evet, çok çok yaygın değil ama tabii kullananlar bilir, siz de kullandığınız için. Kolay gelsin size de. Bir deneyin bakalım. Sadece bir pedalı yo. Çevirince yürüyecek. Evet, pedal bir tur atınca şey verir. Arkadan bir ittiriyormuş gibi olacak. Güzel güzel. Nasıl? Hızlı. Hızı pedal çevirme orantılı. Evet pedal tabii. Çevirdikçe... O bunlar da biraz düşük. Yani anlamaya çalışıyor ama asıl ortada motor olanlar var. Onlar daha büyük. Onlar çok daha pahalı. 15-20 bin lira civarı yani. Onlarda tork sensörü var. Sizin ne kadar pedal bastığınızı yani yokuşa gelince hani zorlanır ya. Hı. Onu anlıyor, ona göre size güç veriyor. O tam böyle düz yol gibi gidiyorsun onunla. Hı. O çok daha iyi. Şimdi güzel. Mesela hatıram güzel oldu. Ama bu bisiklet beden ilişkisindeki fayda değeri farklı. Farklı tabii. Bunda pedal çeviremiyorsun. Yani spor yapmış olmuyorsun. Gezmiş oluyorsun. Evet. Bir de ben şimdi en yükseği aldım size aslında. Biraz daha düşük alsanız o zaman spor da oluyor. Bir al bakayım. Bir de böyle gideyim bakayım. Şimdi bak mesela bir şöyle kısa gidin. Kısa gidin. Şu an tamamen kapattım şeyi. Ha, şimdi sadece bisiklet oldu. He. Hiç elektrik yok şu anda. He. Bir deneyin, kısa bir deneyin sonra arttıralım. İşte o şeyi yollara kadar gelip geleceğim. Gittikten sonra bunu bir tane yaparsanız bak burada birinci kademe oldu. Buradan arttırın. Dönüşü öyle yap. Öyle deneyin yani. Bir deneyin, iki deneyin. Şu anda hiç şey yok devrede elektrik. Yani spor... Mesela bak 1, 2, 3 yaptım. Hı-hı. Diyelim ki yorulduğunda evet, hemen destek evet. Alabilirsin. Evet, yokuş çıkarken biraz. Evet. Ben uzun süre kullanamamıştım bisiklet. Yokuşlar çok yoruyor. Benim oturduğum yer Çamlık, o Aydos'un tepeleri. He. Çıkmak Aydos'da mümkün değil. Aydos'ta bizim çok koşan arkadaşlarımız var. Hı, doğrudur. Yani
bu hayat oldu. Bisiklete tekrar dönmemi sağladı yani. Çok iyi yapmışsın. Bisiklet şöyle... Sen bisiklet geçmişin var mı? Yok. Ha. Çocukluğumuzda binerdik işte ama severim yani bisiklet şeyini severim. Şöyle benim internette bir de elektrikli bisiklet kanalım var. Pek bunları şimdi yaygınlaşsın diye de uğraşıyorum yani bir yandan. Aa, harika, ha. Çok güzel. Bunu yerli mi yabancı mı marka? Bu Volta, Türk. Ama tabii vitesi Shimano, motoru Çin. Ekleme. Şey için. Ya kadrosu işte belki selesi falan şeydir. Piller Çin. Bunun yarı fiyatı zaten pili. Şu. Pilin ömrü, evet bu önemli. Pilin ömrü 500-600 kere şarj ediliyor. 500-600 kere şarj. Şarj ediliyor. Yani 3-4 yıl gidiyor. Böyle ömrü, normal kullanım. 3-4 yıl. Ömrü. Şarjı nasıl? 40 kilometre gidiyorum. 40 kilometre mi? 2,5-3 saatte de şarj oluyor. Şarj elektrik fişine mi? Evet. 220. 220. O kadar. Takıyorsun 3 saat. Yok. Yani. Adaptörü var. Adaptörü var. Teşekkürler. Şeftali var arkadaşım. Eyvallah. Sağ ol. Sağ olasın. Tamam hadi görüşürüz. Vay senin mi? Harikasın, harika. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Eyvallah. Büyüğü siz alın, onu bana verin. Eyvallah. Senin yanında başkaları da var. Sağ ol. Ha böyle mi gideceğiz? Senin istikametin yani. Ha tamam o zaman. Tamam mı? Tamam, ben takip edeyim sizi. Yani gör ki başka zamanda beklemiyorum. Eyvallah. Benim de her şey var yani görüyorsunuz. Ya burayı pek kimse bilmiyor. O yüzden buraya geldim bugün. Evet. Bunu şimdi ben İstanbul'da Sultanahmet'in Çinileri şeyden ya üçleme yapacağım. Sultanahmet'te Ayasofya var. Blue Mosque var. Mavi Çinilerinden dolayı. Bir de Dikili Taş var ya. Üçünün İznik'teki karşılığı. Diye video yapacağım. Video. Yeşil Cami'yi koyacağım Mavi Cami yerine. Ayasofya zaten var. Bir de Dikili Taş oldu mu tamam. Mizacı iyi olanları mı yanınıza getirdiniz hepsi mi böyle? Yok daha diğer. Bunlar atlayıp dışarı gidenler. Ha. O dışarı gitme uğruna ayağını parçalamışlar bak. Bir tane gördüm ha. Birisi. Diğeri. Evet, ön ayağı değil mi? Evet, gördün değil mi? Gördüm birinde ha. Ya. Onun için ben de artık karışmıyorum çünkü içeride bir de bak ayaklarının dişlerine baksana bak hep yaralandı. Evet. Artık ben de karışmıyorum. Biraz dışarıda yaşasınlar yani içeride tuttuk köpeklerin iyilik yapayım derken kötülük oldu. Evet, yok yani mizaçları çok iyi huylu. Cinsleri mi böyle? Yaşanan ilişkilere ben bağlıyorum. Ondan dolayıdır ha. Onu öylece verin bana. Bu benim bu, şeyde evet, gider. Evet. Doğru. Böyle yan. Şeyde var bende. Şey yapıyor. İndi biraz ama şey yap. Ha, tekere mi sürtüyor? Öyle mi oldu? Bir dakika. Ben de bir sürtme sesi duyuyorum. Benden mi anlayamadıydım. Değil mi? İyi oldu. İyi oldu. De çok şekermiş ya. Bunu ezip koyuyorsunuz değil mi? Buraya koy, buraya. Ezip koyuyorsunuz. Yapmışken tam yapalım.
Merhaba. Merhaba Asena. Oturmaya baktın yok mu? Valla bekliyorlardır ya. Bekletmeyeyim onları. İçeride yaparlar mı bir şey? Belli olmaz. İsminiz İşte neydi? Telefon et, biraz izin al, biraz oturan sana bir şey koyayım. İzin ikinci kez aldım. Ha? Bir daha izin vermiyorlar sonra. Hadi çık. Ha, onlar dışarı çıkmaya çalışıyor. Evet, o zaman dışarı çıkalım. Tamam. Tabii. Şimdi çocuklar böyle şeylere pek izin vermiyorlar sonra. Süreyi açtığım zaman. Kaç çocuğun var? İki kız. Maşallah. İki kız. İki kız. Harika. Eyvallah. Facebook'un var mı? Facebook pek kullanmıyorum ama benim YouTube'da kanalı söyleyeyim size. He, yani ben onu nasıl unutmam? Telefonunuzu alayım. Heh. Hem haberleşmiş oluruz. Tamam. Oraya da gönderirim. Tamam. Ne diye kaydedeceğiz Yılmaz Bey sizi şimdi? Avukat de belki bilmiyorum işe yarar mı? Yani avukatlık artık devam ediyor mu ki? Yok bıraktım. Tamam avukatlık devam etmiyorsa. Yani işte hani sana hatırlatacak. Ama bana uygun şey olur. Dikili. Köpek arkadaşlığı. He. Doğru. Şimdi o diğer baroda etkinlik vardı. Hayvan hakları ve aile içi şiddet. Benim o zaman iki tane vardı. Birisinin adı Tüşkü. Facebook sayfama bakarsan görürsün. Birisinin tamam, adı Nikay'dı. Onlar burada hani sevebilirim diyor ama elliyor. Türkiye'de genel alışkanlık insanlığımızda ben çok karşılaştım değil mi? Diyor sevebilir miyim? Bak diyorum, sevmek serbest, ellemek yasak. Tamam. Şimdi sevebilir miyim deyip de ellerse köpek tepki verebilir. Onun için bir köpeği sana aldım. Evet, dokunmayı seven bir toplum olduğumuz için her şey, fasulyeyi bile, ya kavramları bile. Bak, ya be. Fatih Dalgıç, dikili taş elektrikli bisiklet diye kaydettim. Heh, bravo. O hatırlatır. Yani burada da mesela teorik, hani felsefe olarak ben ne arıyor diyorsam bütün uygulamaları yaptınız. Yapmışım yani. Evet, bayağı da büyük ya yeriniz. Bahçeniz falan da var. Gel buradan. Ha, arkaya da doğru da var mı? Tabii. Gel aşağı doğru. Bisikletini al gel. Hani sen aşağı doğru gidiyorsun. He, o taraftan da giderim. Tamam.